Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de rank nokta eşit işlemini kullanarak satış listemizdeki bir rakamın toplam rakamlar içinde, yani toplam satış listesi içinde kaçıncı sırada olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. Elimizde bir liste var. Bu listede farklı rakamlar ve satış değerleri var. Acaba 6500 değeri bu tablonun kaçıncı değeri ve bunu aşağı doğru çektiğimiz zaman da diğer değerler kaçıncı sıradaki değerler? Bunun için rank nokta eşit işlemini kullanmamız lazım. Eşittir rank nokta eşit deyip sayı kısmına geliyoruz. Burayı tıklıyoruz. Noktalı virgül. Başvuru dediği yer. Aralığımızı tarıyoruz. Tablonuzun sonuna kadar tarayın ve F4 tuşuna basarak sabitleyin. Noktalı virgül. Artan azalan şekliyle de 0 deyip parantezi kapatalım. Enter'a bastığımızda bu değerin, 6500 değerinin toplam şu liste içinde 89. sırada olduğunu görürüz. Ve bunu aşağı doğru çektiğimiz zaman da hangi rakamın kaçıncı sırada olduğunu rahatlıkla buldurabiliriz. En alta kadar çekelim. Bakın. Örneğin 85.000 değeri 5. sıradaki bir rakammış. 36.000 değeri 65. sırada bir rakammış. Bu şekilde de şöyle şuraya satış sırası yazalım. Ama bunu da şöyle yazalım. Satış. Alt'a inmek için Alt Enter tuşunu kullanarak sırası diyelim ve Enter'a basalım. Şuradaki biçimlendirmeyi direkt buraya yansıtmak için biçim boyacısını seçip buraya tıklayalım. Tabi şeyimizi bozdu bu sefer. Boşluğu atalım ve şöyle hemen yatayda da ve dikeyde de ortaladığımızda tablomuzu daha rahat ve daha güzel bir şekilde getirebiliriz. Rank eşit işlemini kullanarak bu şekliyle bir aralıkta bir rakamın kaçıncı sırada olduğunu rahatlıkla buldurabiliriz.